Değerli dostlar, bugün sizlere tarihe yön veren, savaşlara konu olmuş, hatta filmlerde bile bahsedilmiş olan bir tabancadan bahsedeceğim. Tabancamız Walther PPK. James Bond bile bunu kullanıyor abi. Ne Bond'u ya, burası Türkiye. James mi Bond? Adam iyi. Walther lisans adı altında ilk olarak Almanya'da üretildi. Tabii daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da da üretildi. Tabancanın ölçülerine gelecek olursak ağırlığı 590 gram. Namlu boyu 83 mm. Uzunluğu 155 mm. Genişliği 30 mm. Yüksekliği de 100 mm'dir. Walther PPK döneminin hizmet tabancası. PPK modelinin birçok farklı varyasyonları vardır. Nedir bunlar? 22 kalibreden tutun, kısa 9 mm'ye kadar, yani 380 ACP'ye kadar birçok farklı varyasyonları vardır. Ancak popülerliğinin yüksek olduğu dönemi ele alacak olursak 765x17 ve 917 mm üretildi. Türkiye'de 765 olanların ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunu da bir kaynağa dayanmadan söylüyorum. Afaki olarak söylüyorum. Tamamen benim tahminim. Bu arada şarjör kapasitesine gelecek olursak da kısa 9 olanlar 6+1, 765 olanlar da 7+1'den oluşuyor. Ve şarjör tek sıralıdır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabancaya dönecek olursak, tabanca hem tek hem çift hareketli. Bu da zamanın ötesinde bir silah olduğunu gösteriyor. Ki bu da tezimi destekliyor açıkçası. Tabancanın emniyet mandalı, horozla iğnenin buluştuğu yeri kapatırken aynı zamanda horozu da düşürüyor. Bu özellik birçok silaha da esin kaynağı olmuştur. Nerede kalmıştık? Devam edelim bu arada. Kızımla birlikte size Walther PPK'yı anlatmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki benim kızım Kedi Özel Harekat tüfekleri ve tabancaları çok sever, iç içedir. O yüzden her zaman bu tarz konuların içinden ayrılmak istemez. Hadi devam edelim. Haliyle tabancayı kurulu ve kilitli taşıma şansımız yok. Bana kalırsa bu dert değil. Tabancanın şöyle bir dezavantajı da var. Aslında bunu dezavantaj olarak adlandıramayız. Ama yapı ve tasarım itibariyle hedef atıcılığına uygun değil. Tabancanın şöyle bir dezavantajı da var. Aslında bunu dezavantaj olarak adlandıramayız belki ama tasarım diliyle alakalı bir durum bu. Nedir bu dezavantaj diye adlandırdığımız olay? Gezi ve arpacı hedef atıcılığına çok da uygun bir tabanca değil aslında. Tamamen hobi olarak da kullanılabilir diyebiliriz. Bu tamamen benim şahsi fikrim bu arada. Bunu da söylemiş oldum. Atıcı arpacı görme sorunu yaşadığı için genel olarak arpacıkta üst vurma sorunu yaşıyor. Nasıl anlatabilirim? Şöyle gösterebilirim herhalde size. Biliyorsunuz ki şu kısım gez, bu kısım arpacık. Burada arpacı gezin arasına oturtmakta bir sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü arpacık ve gez hemen hemen aynı orantıda. Ama Walther PPK'da arpacık daha küçük olduğu için gezin arasından görme sıkıntısı yaşıyorsunuz ve görmek için tabancayı bir tık daha üste kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla arpacıkta üst vurma sorunu yaşıyorsunuz. Ha, tüm bu bilgilere nereden ulaşıyorsun ya da bunları nereden biliyorsun diye soracak olursanız ben zaten lisanslı atıcıyım ve hedef atıcılığı yapıyorum. Benim için, bana göre tamamen, tabancada hedefi vurabilmek çok önemli. Yani hobi olarak kullanmayı ya da işte öyle körü körüne atayım demeyi çok da seven biri değilim. Bu kadar. Hadi devam edelim. Tekrar tabancaya dönecek olursak da tabancanın çapı küçük olduğu için herhangi bir kilit sistemi yok. Bu da sabit bir geri tepmeli, basit geri tepmeli bir tabanca olmasını sağlıyor. Bu da nerede işimize yarar? Geri tepmesi az olduğu için, yani 38 kalibreyi hayal edebilirsiniz. 9 mm'ye göre geri tepmesi daha az olduğu için hedef atıcılığında çok daha işe yarayabiliyor. Ama 9 mm'deki gibi istediğiniz alanı net vurabilir misiniz? Bir tık daha üst vurma sorunu yaşarsınız. Aynı mantık var. Burada da geri tepme çok fazla olmadığı için biraz daha iyi vuruşlar sağlayabilirsiniz. Bunlar da tamamen benim fikrim bu arada. O
kadar çok konuştum, o kadar çok yoruldum ki. Bir su içeyim değil mi? Bu arada en sevdiğim kısma da gelmiş bulunuyoruz. Bir yabancı silahtan bahsediyorum. Yabancı bir tabancadan bahsediyorum. Daha doğru kelimeyle söylemiş olayım. Yabancı bir tabancadan bahsediyoruz. Ama bu tabancanın Türkiye ile alakalı şöyle bir hatırası var. Nedir bu hatıra? Makine kimya endüstrisi tezgahlarında Kırıkkale adı altında üretildi. Evet, Kırıkkale adı altında üretilmiş olan bu tabancanın aslı Walter PPK'dır. Bizim askerimiz, polisimiz, ormancımız, bekçimiz, artık kimler kullandıysa buradan tüm asker ve polislerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Lafı gelmişken tabii. Dediğim gibi askerimiz, polisimiz, ormancımız, bekçimiz bu silahı Walter muadili olarak Türkiye'de kullanmıştır. Türkiye'de üretilmiş olan Walter PPK muadili Kırıkkale tabancalarının en çok arıza problemi genelde şarjör kaynaklı oluyor. Şarjörün dudaklarıyla alakalı problemler oluyor genelde. Bir de namlu dolu göstergesi muşiliyle alakalı sorunlar yaşanıyor. Şöyle bir toparlarsak, genel itibariyle tabancayı değerlendirecek olursak da bugün hala bence geçerli bir tabanca. Ben sevdim. Bu kadar. Sizleri tabii sağda solda görsellerini koyacağım. İzleyeceksiniz. Devam edelim. Döneminde ana silah, yani birinci silah olarak kullanılırken bu Walter PPK, şimdi yedek tabanca olarak kullanılıyor. Genelde ikinci silah, hobiciler vesaireler, yani hobici olanlar vesaire. Konuşamadım. Kişisel fikrim olarak şunu da söyleyebilirim. Pocket gun diyeceğimiz cep silahı olarak kullanılabiliyor. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü miniş ve tatlış bir tabanca. Bu arada dostlar, eski silahları incelerken, tabancaları incelerken, genel adıyla silah, tabanca ise tabanca, tüfek ise tüfek. Bu ayrımı bazen yapmıyoruz ama önemli bir ayrım. Yani genel olarak bakarsak ne kadar sade ve minimalistmiş eski olanlar. Ama şimdi öyle mi? Böyle saatler, kol saatleri bile çok daha zarif ve minikken, şimdi görüyorsunuz yani bayağı telefon kadar ekran olacak artık. Allah Allah Allah! Gerçi teknoloji olarak evet tabii ki çok güzel ama her zaman sadelik, zariflikten yanayım. Bak sen! Sevgili dostlar, yavaş yavaş toparlayacak olursam da umarım bir hatamız olmamıştır. Bir hatamız olduysa, bir kusurumuz olduysa, yanlış söylediğimiz herhangi bir şey olduysa lütfen bizi çok fazla linçlemeden tatlış tatlış eleştirilerinizle doğru bilgilere yönlendirebilirsiniz. Biz her zaman yeni fikirlere açığız. Bizden bir sonraki videolarımızda istediğiniz herhangi bir tabanca incelemesi olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Beni sağdan soldan herhangi bir yerden takip etmeyi lütfen unutmayın. Değerli yorumlarınıza ve takiplerinize ihtiyacım var. Minik Artemisia ile birlikte sizleri çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere. Easy go.